Efe'nin başka bir ihtiyacı var mı? Efe. Çocuğumuzun adı Bülent Efe. Efe 2 yaşında, Down sendromlu trakeostomisi var. Daha önceden mekanik cihazlarımız vardı. Bu son 2 aydır mekanik cihazlarımızdan kurtulduk. Trakeostomisi hala var. Kapanma ihtimali var. Fakat şöyle, ne zaman kapanacağı belli değil. Şu anda kendi kendine nefes almayı beceremiyor. NG ile burundan besleniyor. Ağızdan beslenme durumu yok şu anda. Ciğerlerinde sorun olduğu için. Efe 5 tane ameliyat geçirdi. Bunların ikisi kalp ameliyatı, 3 tanesi bağırsak ameliyatı. Bağırsaklarımızda sorun vardı. Kolostomisi vardı dışarıda. 1,5 sene o şekilde kaldı. Torbaya dışkısını yaparak. Bu 24 Ocak'ta açık kalp ameliyatı oldu. Bununla ilgili bayağı sıkıntılarımız var. Şu anda da zaten kendisi biraz rahatsız. İlaçlar, antibiyotikler falan kullanıyor. Bunların haricinde şu anda yine bir bağırsak sıkıntımız var. Bu 15 Nisan'da tekrar bir ameliyat tarihi almak için Edirne Tıp Fakültesi'ne gideceğiz. Efe'nin medikal malzemeleri ihtiyaçları var. Şurada gördüğünüz cihazlarımız var. Onlarla sürekli, onları da yani kullanıyoruz sürekli. Mama torbaları nevesleniyor. Mama torbalarımız azalıyor. Her ay onlar gerekiyor. Aspirasyon sondalarımız, yani her ay biz bunları medikalden temin ediyoruz. Fakat bunların 1500-2000 lira tutan malzemelerin sadece 500 lirasını devlet karşılıyor. Bunların kalanı da bize kalıyor. Ben Efe'ye bakım maaşı alıyorum. Efe de kendi de engelli maaşı alıyor. Fakat Efe ile benim aldığım maaş Efe'nin medikal malzemelerine gidiyor. Eczane malzemelerine gidiyor. Bizim evimiz, kendi evimiz kira zaten. Doğalgazımız, elektriğimiz derken. Eşim 2 senedir, yani çocuk doğduğundan beridir işsiz. Sürekli bir işe girip de çalışamıyor sigortalı olarak, hastanelere gidip geldiğimizden dolayı. Bu durumla ilgili hani yapılabilecek, yani eşime bir iş sağlanmasını istiyoruz. Efe'nin daha hayatının daha kolaylaştırılmasını istiyoruz. Yani biz sürekli bu şekildeyiz. 2 seneden beri böyleyiz. 5 aydır evdeyiz. 5-6 aydır evdeyiz. Yani Efe 2 yaşında. Biz sadece 5 aydan beri evdeyiz. Bunun 1,5 senesini sürekli hastanelerde geçirdik biz. Efe'nin yani sürekli yoğun bakım zamanları oldu. Saray Devlet Hastanesi'nde 5 ay, yani bu ev konusu sıkıntısı yüzünden 5 ay biz hastanede, hani hastane ihtiyacı olmadığı halde orada ev sıkıntısı yüzünden kaldık. Yani bizim Efe'nin durumundan dolayı eşim zaten dediğim gibi çalışamıyor. Günlük işlere gidiyor. Kaynak işlerine gidiyor. Günlük öyle çağırırsalar. Ya da mısır arabası var. Mısır, bardakta mısır, çubukta patates gibi işler yapmaya çalışıyor. O da havalar soğuk olduğu için daha hiç kimse dışarılara da çıkmıyor. O işi de yapamıyor şu anda. Yani kiraydı, faturalar falan bayağı sıkıntı oluyor bizim için. Çocuk sürekli hastaneye gidip geliyor. Kendi arabamız yok zaten. 112 ile sürekli gidip geliyoruz çocuğun durumundan dolayı da. Yani evde pek durduğumuz da yok gibi bir şey yani bu aralar. Sürekli hastanelerde kontrollerimiz var. Dur tamam. O hava mı veriyor donuna? Neyle abi? O cihaz. Yok, bununla Efe'nin balgamlarını temizliyoruz biz. Tamam. Tamam. Ama tamam.